Kapıdan geliyorum şimdi. Evet aldım. Sağ ol Gülşen'cim. Darısı başına. Tabii ıslatacağız, merak etme. Hı hı. Tamam, görüşürüz. Hadi, çok öptüm. Merhaba. Merhaba. Levent Bey seni sordu demin. Tamam, bakarım şimdi. Müdürün de alacağı olsun. Geçen gün bir saat izin istedim, vermedi. İstemesini bileceksin demek. Beni sormuşsunuz. Gelmediğini duyunca işi bıraktın sandım. Halletmem gereken bir işim vardı. Ziya Bey'e haber vermiştim. Evet. Niye aradınız beni? Yine hangi işi yeniden yapmamı isteyeceksiniz? Dün olanlardan sonra seninle çalışmaya devam etmem imkansız görünüyor. Muhasebeye gidip çıkışını alabilirsin. Kovuldum yani, öyle mi? İşten çıkarıldın diyelim. Gerekçenizi öğrenebilir miyim? Bir gerekçeniz vardır herhalde, değil mi? Çıkarırken de bunu bildireceksiniz. Buna gerek görmüyorum. Yok, o kadar kolay değil. Neden kovulduğumu bilmek istiyorum. Gerekçenizi yazıp imzalayacaksınız. Çalışmamdan mı memnun kalmadınız? Yoksa tacizinize karşılık vermediğim için kovuluyorum, onu belirteceksiniz. Taciz mi? Ben istifa ediyor olsaydım sebebini söylemek zorundaydım. Siz de söyleyeceksiniz. Hem de yazılı olarak. Beni tehdit mi ediyorsun? Hakkımı arıyorum. Bu holdingde işler böyle yürüyor olabilir. Siz oyuncaklarınızdan sıkıldığınızda kaldırıp bir tarafa atabilirsiniz. Ama benim bu işe ihtiyacım var. Çalışmaya mecburum. Neler yaşadığımı, ne zorluklara göğüs gerdiğimi bilmiyorsunuz. Sırf kendi kompleksleriniz yüzünden insanları harcayamazsınız. Siz kendinize güvenemiyorsunuz diye kovuluyorsam hakkımı ararım. Sonuna kadar. Şunda bir yanlışlık var galiba. Bir daha kontrol edin lütfen. Ferhunde Hanım. Bu size gelmiş. Öyle mi? Teşekkür ederim. Kimden geliyor? Bilmiyorum. Sağ ol. Hayrola? Doğum günü falan mı yoksa? Yo. Biri özür dilemek için yollamış. Hmm.